6. maddeyi tamamlamış olduk. 7. maddeye geçiyorum. Yönetim ve yönetim kurulu raporları ayrı ayrı ibrası. Evet, muhtemelen de yönetim kurulu raporunun aktarmasına oylarınızı sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler, Turgut Bey söylüyor ve ben o Sayın Arar'a bir şey söylüyorum. Ben buradan bakıyorum. Herkes oy kaldırıyor, kabul etmeyen de söylememe gerek yok. İkazına teşekkür ederim ama ben de onu bilerek yapıyorum. Evet, denetim kurulları, denetim kurulu ibrasını aktarmasını daha doğrusu oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyen, oy bile kabul etmişti, teşekkür ediyorum. Şimdi bütçenin görüşü karara varmasına geçmeden önce iki tane telgraf var geçmişlerimize. Önce onları oynadık. Sonra Saygın Bey'in bir şeyi var. Bunu da kınalarak sizin tepkinizi arz edeceğim. Sayın Saffet Açıköz, Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İlahimler Fakültesi Mezunlar Derneği'nin 39. Oğlan Genel Kurulu'na daha önceden planlanmış program nedeniyle üstlenerek katılamıyorum. Daha etmiş için teşekkür eder. Başladığı bir genel kurulu olmasını dilerim. Selam ve saygılarımla Umut Orhan. Başka bir telgraf. Aynı tarihte İstanbul dışında olacağımdan 39. olan genel kurul toplantısına katılamıyorum. Davetiniz için teşekkür eder. Genel kurulun başarılı geçmesiyle şahsınızda katılanlara ve sizlere selam ve saygılar sunarım. Belda olur. Bu da Sayın Gülkolar, Hasan Oğlu ile ilgili bir şeyiniz var. Evet. Herhalde bunu bu şeyin, bu dileğin kendisine iletilmesi için genel kurul kararı alması adına mı verdiniz? Evet, yani efendim şu, affıyorum ben bir iki satır bir iyi dilek şeyinde bulundum. Yani Hasan kardeşimizi hatırladık. Ben oraya imza atarım. Müsaade ederseniz şöyle söyleyeyim, anladım ben. Birkaç imza atarsınız. Bunu yazdığı metni okuyayım. Bunu genel kurul diliyor, kendisine iletilmek üzere. Evet, sevgili kardeşimiz Sayın Hasan Oğlu, bugün 23 Haziran 2012 Genel Merkez Kongresi'ni yapıyoruz. Aşağıda eminim de genel kurul olarak dostlar seni de aramızda görmek istedik. Sıhhat afiyet duygusunu duygunuzu iletiyor. Vefalı dostluklar dileğiyle sonsuza kalktı. Sağlığımıza aramıza dönmenizi diliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla demiştiniz. Bu şeyin genel kurul kararı olarak kendisi iletilmesi oylarınızı sunuyor. Kabul edenler acil şifadiyetlerimizle kendisi ileteceğiz. Güzel. Efendim, 8. madde bütçenin görüşü karara bağlanması. Bütçeyi kim okuyacak? Sayın Başkan. Ben okuyorum. Evet, Münevver Hanım. Arkadaşlar lütfen. Derneğimizin 2012-2014 dönemi bütçesi. Giderler, Demirbaş onarım tesisat için 15 bin, sosyal tesisler için 14 bin, bina onarım yenileme 16 bin, mesleki sosyal giderler 114 bin, yardım giderleri 120 bin, genel yönetim giderleri 273 bin, toplam 552 bin. Gelirlerimiz gayrimenkul kira gelirleri 457 bin, faiz fon gelirleri 440 bin, bağış yardım gelirleri 25 bin, mesleki sosyal etkinlik gelirleri 10 bin, diğer gelirler 20 bin olmak üzere toplam 52 bin arz ederiz. Teşekkür ediyoruz. Bu bütçe üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoksa bütçenin onu söyleyeceğim. Yoksa bu bütçenin uygulanması ve gerekli faslar arası aktarma yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, tepkileyenler oy ile kabul için teşekkür ediyorum. 9. madde değişik şekilde gayrimenkul alımı kiralanması, kiralanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Efendim, 10. madde
dilek ve temenniler bölümü var. Sayın Federasyon Başkanımız Sabri Tümer Bey'e söz veriyorum burada. Efradın ayağına mani yaşanlar çağırıp konuşmayla bizi aydınlatsın.